Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu dersimizde Arapçadaki mutel fiil çekimlerini anlatmaya devam ediyoruz. En son misal fiil çekimini anlatmıştık. Bugün de inşallah ecve fiil çekimlerini mazi, müzari ve emir şeklinde ayrı ayrı videolarda anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak ifade ve istifade edebilmeyi nasip eylesin diyelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Evet, mutel fiil dediğimiz içerisinde illet harfi bulunan fiillerdi. Arapçadaki illet harflerimiz neydi? Elif, vav ve ye harfleriydi. Bu illet harfleri fiilin bulunduğu yerine göre farklı isim almaktaydı. Örneğin Fiilin fael harfinde illet harfi varsa o fiile misal fiil. Aynel harfinde varsa ecve fiil. Lamel harfinde illet harfi varsa nakıs fiil diyorduk. Eğer fiilin bir fiilde iki tane illet harfi varsa o fiile de lefif fiil adını veriyoruz. Aksam-ı sebadan e, mutel fiiller misal, ecvef, nakıs ve lefif olarak söylüyoruz. Peki çekim yapacağımız kısım arkadaşlar sülasi mücerret. Yani fiilin aslında üç harfli olan şeklini çekim yapacağız. Yani herhangi bir baba mezit bablara aktarmayacağız. Ecvef fiil mazi çekimi. Ecvef arkadaşlar kelime anlamı olarak içi ortası boş anlamında gelen bir ismi taftil ecvef mühendisi Cevfe'u şeklinde gelmektedir. Ecve fiil asli kök harflerinden asli dediğimiz Arapçadaki bir fiil en az üç harfli olur. İşte bu üç harften ikinci harfi yani aynel harfi illet harflerinden biri olan fiillere denir. Gale, sara, nama, tafe, zara gibi. Peki e, hocam üç tane illet harfi var. Hepsi elif. E, bu illet harflerinden ecve fiilin vav ve ye olan yok mu? E, evet. Buradaki arkadaşlar gale e, aslında kavale, sara, seyara kane, kavane, aşe, ayşe fiilleridir. Şimdi ecve fiil 3 harften oluşur dedik. Orta harfi vav asıl da Ecve fiilin orta harfi vav veya y'dir arkadaşlar. Şuradaki söylediğimiz kalenin aslı kavale, sara'nın aslı seyara. Yani buradaki orta harfi bir ecve fiilde ya Vav'dır veya y'dir. Ancak ilal kaidesi gereği bu harf elif'e dönüşür. Örneğin kavale burada İlal kaidesi gereği deriz ki Vav harfi illetli ve müteharrik, harekeli. Ne yaptık? Vav'ın harekesini hasfettik. Vav'dan önceki harfin harekesi fetha üstün olduğu için üstün olan bir harfin e, harekesi üstünse o harf kendisinden sonra uzatma harfi olarak elifi alır. Dolayısıyla bu yüzden vav'ı burada elife kalbettik. Ve kavele kale oldu. Sara asıl da seyara idi. Y harfi illet harfi olup müteharrik harekelidir. Y'nin harekesine hasfettik. Önceki harfin harekesi feta olduğu için çünkü fetha olan bir harf uzatma harfi olarak kendisine ne alır? Elif alır. O yüzden y'yi elif'e kalbettik. Ama bu eğer meçhul sığada olsa o zaman mesela y burada dönüşmez. Sira. Evet, sira. Şimdi burada yine y harfi illet harfi ama önceki harfin harekesi esri olduğu için meçulde y'yi burada herhangi bir elif'e dönüştürmeyiz. Yine aynı şekilde ile. Y burada. Bakın e, aslı Vav'dı. Ama Kaf'ın harekesi esri olduğu için Vav burada. Elife değil de neye dönüştü? Y'ye dönüştü. Aynı şekilde Kâne aslında Kevene idi. Aşe aslında Ayşe idi. Yine her ikisi de illet harfi olup harekeli. Harekelerini hasf ediyoruz. Önceki harfin harekesi Ay'ın üstün. Kefin harekesi üstün. O yüzden üstün olan bir harf ne yapar? Kendisinden sonra uzatma harfi olarak elif alır. Her ikisini de elife dönüştürürüz. İki kısma ayırıyoruz. Tıpkı misal fiilde olduğu gibi. Ecvefi vavi ve ecvefi yai. Eğer mazide orta harfi elif, muzaride de, muzari sığgasında da orta harfi vav ise bu fiile ecvefi vavi adını veriyoruz. Gale, yakulu zara yazuru gibi gördüğünüz üzere mazide kale söyledi yakulu söylüyor zara ziyaret etti yazuru ziyaret ediyor ziyaret eder ne yaptı burada mazide orta harf elif müzari orta harf vav mazide orta haf elif, müzaride orta haf vav. O zaman bu fiile ecvefi vavi diyoruz. Eğer mazide elif, de Y olursa buna da ecvefi ya'i adını veriyoruz. Aşe, ya'işu, sera, yesiru gibi. Peki ecvefi vavinin mazi çekimine başlayacağız. Fiilimiz kâle, yekûlu, kavlen. Evet buradaki kavl kelimesi arkadaşlar mastardır. Mastarlar isim grubundan olduğu için tenvini alır. Elif lam takısı alabilir. Dolayısıyla kavlen veya kavlun. Kavlen denmesinin sebebi genelde mansup olarak getirilmesinin sebebi mastarlar arkadaşlar cümle içerisinde genelde mefulü mutlak olarak kullanılır. Meful-i mutlak da mansubat grubundandır. Yani bir mastar cümle içerisinde meful mutlak olarak geldiği zaman nasp haliyle gelir. O yüzden genelde mastarı nasb olarak getirilir. Ama kavlun demekte de bir sakınca yoktur. O şekilde de doğrudur. Kavlun, el kavl, kavlen. "Yakulu yekulu fiildir.'' Asla tenvin almaz, Eliflam takısı almaz fiiller. Asla e, isme ait olan özellikleri almazlar. Önüne harfi cer almazlar. Başına nida harfi almazlar. Ama isimler e, tenvini de alır. eliflam takısı alır. Önüne harfi cer alabilir. Yine e, nida harfi alabilir. Söylemek, konuşmak, telaffuz etmek anlamlarına gelmektedir. Yine burada da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar Mavi renk ile gösterdiğimiz harfler fiilin faili olduğunu gösteriyor. Mavi renkli harfle göstermeyen sığgalarda fail gizlidir. Örneğin kalu dediler ki dediğim bu sığgada hüm zamirine karşılık gelen bu da fiilin faili vav harfidir. Evet misal fiilde de söyledim. Burada da tekrar edeyim. Eğer fail açık zahir bir isim olarak gelirse örneğin Kâle'l-müslimûn قال Kâle'l-müslimûne المسلمون. قال المسلمون. Buradaki Müslimûne arkadaşlar Kâle fiilinin failidir. Müslimûne Kâle fiilinin failidir. Kâle'l-müslimûn Müslümanlar dedi ki Kâle'l-tüllâb Öğrenciler dedi ki Li üstâzehim Hocalarına dedi ki Nahnu ke seni seviyoruz hocam gibi. Burada fail açık zahir bir isim olarak gelirse arkadaşlar fiilden sonra o zaman fiil daima tekil müfred olarak gelir. Sadece eğer fiil failimiz müzekkerse fiil müzekker fail müennesse yani müslümun değil de müslümat gelseydi Kalel Müslümat şeklinde müennes olarak gelseydi o zaman fiil kale değil de ne olması lazımdı arkadaşlar? Kalet olması lazımdı. Kale. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer fail açık zahir bir isim gelmezse o zaman fiil kaç kişiyi kastediyorsa ona göre tesniye de cemi gelir. Devamında ve yine dediler ki ve kalu dediler ki eğer bayansa ve kulne dediler ki evet burada işte ve kalu dediler kiden sonra açık zahir bir isim gelmediği için failimiz vavdır. Zaten gelse kalu şeklinde cemi olarak gelemez fiilimiz. Peki yine sığgalarımız arkadaşlar müfret müzekker gaipten başlıyor. Yani müzekker gaip sığgalarımız var. Müzekker eril gaip burada olmayan yani burada olmayan demek konuşmanın içerisinde muhatap olarak geçmeyen. Belki o mecliste bulunabilir ama o konuşmanın içerisinde muhatap olarak alınmıyor. Onun hakkında arkasından konuşuluyor. Gayip kayıptan aklına gelsin. Eğer tek bir kişi ise, tek bir erkeğin arkasında konuşuyorsak müfret, iki ise tesniye, üç ve daha fazla ise cemi sığgası diyoruz. Hüve kâle, o erkek söyledi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada herhangi bir mavi renkle gösterdiğim e, harf yok. O zaman diyeceğiz ki Kale fiilinin faili. Eğer zahir açık bir isim gelmiyorsa kendisinden sonra Kale ahmedu Ahmet dedi. Li-Ebihi. Babasına dedi. Eğer burada Kale'den sonra Ahmet zahir bir isim olarak geldiği için Kale'nin faili Ahmet'tir. Ama devamında Ve Kale li-Ummihi ve annesine de dedi. İşte ve kâle li de ve kâlel ahmedu demediğimiz için birinci kâlenin faili Ahmet iken ikinci kâlenin faili tahtında Hüve zamiridir. Kâleden sonra fail açık zahir bir isim gelmezse o zaman kâlenin faili müstetirdir. Müstetir zamir. Mazi sıgasında iki yerde kullanılır arkadaşlar. Müsvetir zamir. Bir Hüve zamirinde bir de Hiye zamirinde. Diğerlerinki zaten hep söyleyeceğiz. Açıkça gelmektedir. Hüve zamiridir. Zahir bir isim gelmediği için e, Kale'nin faili Hüve. Tahtında Hüvedir diyeceğiz. Evet. Hüme Kale. O ikisi söyledi. Arkadaşlar buradaki Kale Fail eliftir. Mavi ile göstermek istediğim. Ancak lam elifi bilgisayar bir harf olarak kabul ettiği için sadece elifi mavi göstermedi. Tamamını aldı. Yani buradaki lam kale fiilinin lamıdır. Yani şu lamdır. Bu lamın herhangi bir faili yoktur. Yani faillik alameti olamaz. Dolayısıyla o lam arkadaşlar fail değildir. Sadece burada eliftir faili olan o ikisi söyledi. Hüm <laughs> kalu onlar dediler ki fail burada vav. Tabi burada e, bu şu demek değildir. Yani cümle içerisinde her zaman kalu şekline gelecek değil. Kallel <laughs> muallimun öğretmenler dedi. Litullabihim <laughs> öğrencilerine söyledi. İçtehidû <laughs> durûsekum derslerinize çalışın kethiran çok çalışın diye söyledi. Yani burada illa kalu gelecek değil ama eğer kendisinden sonra zahir bir isim gelmezse bilmemiz gerekiyor ki buradaki failin hüm zamirine karşılık gelen sığgada fa, fiilin faili vavdır diye bilmemiz gerekiyor. Fail alameti budur arkadaşlar. Cemi müzekker gayb. Geldik. Evet bu sefer müennes gaibe sığgalarına bu sefer karşı e, hakkında konuştuğumuz bir erkek değil bir bayan var. Hakkında arkasından konuştuğumuz bir bayan. O bayan tekse müfred, iki kişi ise tesniye, üç ve daha fazla ise cemi. Hiye galet. O bayan söyledi. Evet galet fiilidir, faili tahtında hiyedir. Eğer zahir bir isim gelirse galet et talibetü. Kız öğrenci söyledi. Veya galet fatımatu. Fatma söyledi diye zahir bir isim gelirse o zaman o zahir isim kalet fiilinin failidir. Ama kaletten sonra hangi bir isim gelmeyip neyi söylediği gelirse kalet dedi inni es'eluke senden istiyorum veya inni uridu istiyorum en ezheb gitmek ila beyti sadiki. Arkadaşımın evine gitmek istiyorum dedi. Ki İsim, zahir isim yok. Öncesinde mutlaka o zahir isim geçmiştir. Tekrar bir daha o zahir isim gelmiyor. Ona raci olarak ona dönen hiye zamiri geliyor. Tahtında fail hiye zamiridir. Bu şekilde söylememiz lazım. Birincide kalet Fatıma, Fatma söyledi dediğim zaman kaletin faili Fatıma'dır devamında vakalet dedi. E, Fatma'nın dediğini biliyoruz. Artık bir daha sürekli Fatma Fatma demeye gerek yok. Ama işte burada kaletin faili e, dikkat edelim Fatma demeyeceğiz. Tahtında hiye zamiridir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Hüva kaleta. O ikisi söyledi. Tesniye mühendis gaybı e, arkadaşlar. Fail burada eliftir. Huma qalata hünne ulne hünne kulle. Peki buradaki kulle nasıl oluyor arkadaşlar? Kunne aslında kavalne idi. Kavalne Şimdi burada vav harfi illet müteharrik. Harekeli bir illet harfi. İlal kaidesi gereği vavın harekesini hasfettik. Kaldırdık. Ne oldu arkadaşlar? Sonra Vav'ı önceki harfin harekesi fetha olduğu için normalde elife dönüştürmemiz lazım. Değil mi? Böyle kalne. Ama elife dönüştürdüğümüz zaman kalne. iki tane sakin. Bak zaten burada bir tane cezimli lam var. Bir de uzatma harfi geldiği zaman kalne diye iki tane sakin kelime bir araya geliyor. İki sakinlerin içtima etmesi zıttır iki sakin olan harfin bir araya getirmesi zıttır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki e, fiilin asli harfi olan lamı hasfedemeyeceğimize göre buradaki elifi hasfettik. Veya direkt vav'ı ettik, kaldırdık. Peki bu kale yekulu fiili ecvefi vavi olan bir fiil değil mi? Ecvefi vavi. Yani aslında vav harfi var. İşte bu aslında vav harfine delalet etmesi için o vav harfinin harekesini yani ötreyi ötreyi kafa verdik arkadaşlar. Ötreyi kafa verdik. Kul ne oldu? Ulne olmuş oldu? Aslı kaval ne? Vavı hasfettik. Yani elife dönüştürsek de iki sakin bir ara geldiği için elife hasfettik. Ecvefi vavi olduğu için asıl harflerinden biri illet harfi olan vav olduğu için buna delalet etmesi için bu vav harfinin harekesini ötreyi kafa verdik. Kulle olmuş oldu. Hünne kulle. O bayanlar söyledi. Buradaki nun nunu nisvedir. Yani Müenneslik nunudur. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Eğer bir fiilde fail ile, bir fiilde fail ile eğer illet harfi, illet harfi çakışıyorsa, yani ikisinden birini hasfetmemiz gerekiyorsa asla faili hasfedemeyiz. Daima illet harfini orada hasfederiz. Buradaki nun, nunun nisvedir. Asla bunun hiçbir şekilde bu fiilden atılamaz. Çünkü bunun failidir. Faillik alametidir. Dolayısıyla bu nunun nisve nerede vardır? İki yerde vardır değil mi? Hünne zamirinde bir de entünne zamirinde. Yani cemi müennes gaybe sığgasında bir de cemi müennes muhataba sığgasında gelir. Nunlar Nunu nisve faillik alametleridir. Hiçbir şekilde fiilden atılamaz, düşürülemez. O bayanlar söylediler. Geldik artık gayb ve gaybe bitirdik arkadaşlar. Müzekker muhatap Artık ben hak, birinin hakkında konuşmuyorum da karşımda bir erkek var müzekker ve o erkeği ben muhatap almışım onunla konuşuyorum. Ve bu bir kişi bir erkek olduğu için müfret sırgasıdır ve ona ente zamiriyle ne yapıyoruz hitap ediyoruz. Ente sen ulte. Evet buradan sonra arkadaşlar kul neden sonra buradaki kul hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece fiilin sonundaki şu failler değişiyor. Kulte sen söyledin. İki kişi olursa kultuma siz ikiniz söylediniz. Üç kişi olursa kultum. Entum kultum sizler söylediniz. Entum kultum sizler söylediniz. Muhatabaya geldik. müennes muhataba sığgalarında. Karşımdaki bir bayansa enti kulti. Bakın nun t'ye dönüştü. Kulti İki bayansa ultuma Siz ikini söylediniz. Üç ve daha fazla bayansa kultunne. Sizler söylediniz entunne. Kultunne. Siz bayanlar söylediniz. Evet. Konuşan kişiye geldik. Mütekellim. Konuşan. Vahdetek. Bir kişi konuşuyorsa ene kultu. Ben dedim ki ene ultu. Ben söyledim. Fail ne? Fail tü. Ultu. Ben söyledim. Eğer mütekellim daha fazla kişi ise nahnu biz ulna biz dedik. Nahnu biz ulna fail nedir? Fail burada na zamiridir. Biz söyledik, biz dedik. Evet. Kale, kale. Bakın buradaki elif arkadaşlar fiilin failidir. Bu elifi buna bitiştirmemiz lazım. Yani normalde şöyle yapmamız lazım. Ama bu buna bitiştirdiği zaman arkadaşlar şu lamı da kırmızı içerisine aldığı için bu sefer de böyle ayrı olsun ki görelim. Aslı şöyle diyen. Yani, Evet. Fail burada. Eliftir arkadaşlar. Kalu. Onlar dediler ki Kalet kaleta kulne. Evet burada kulleden sonra arkadaşlar kuller değişmiyor. Kulte kultuma kultum. Kulte kultuma kultunna. Kultu kulna. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Müfret müzekker gayb ile müfret müennes gaybe yani hüve ve hiye zamirinin olduğu sığgalarda nedir arkadaşlar? Failler tahtında müstetir yani gizlidir. Diğerlerinde gördüğünüz gibi açık. Elif, vav, elif, nun, te, tüma, tüm ti tuma tu ve nadır. Ama bu iki yerde fail açık bir isim gelmezse eğer zaten açık bir isim olarak gelirse bu fail açık bir isim o zaman fiilin sığgası daima tekil olur. Yani hiçbir zaman şunu diyemeyiz. Kalu attullab öğrenciler dedi diyemeyiz. Eğer öğrenciler açık bir isim geliyorsa o zaman ''Kâlet tullâb'' e Neden? E çünkü ben ''Kâlet tullâb'' dediği zaman fiilin faili kim? Hem ''vav'' hem ''et olamaz ki. Bir fiilde bir fail olur. O zaman arkadaşlar açık bir isim gelirse zaten fiil daima tekil gelir. Fail müzekkerse müfret müzekker, fail müennesse müfret müennes olarak gelir. Kale tahtında'' ve galet tahtında hiyedir. Geldik ecvefi yainin mazi çekimine arkadaşlar. Sara yesiru gördüğünüz gibi gale yakulu da vab oluyordu müzâride. Sara yesiru da ye oluyor muzaride. Seyran. Evet yürümek, seyretmek, gitmek, ayrılmak, ilerlemek, izlemek bu anlamlara gelmektedir. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hüve sara o yürüdü. Hüva Sara o ikisi yürüdü. Bakın burada daha net gözüküyor. Çünkü Ra kendisinden sonrakine birleşmediği için Elif ayrı geliyor. E, tesniyenin faili burada eliftir. O ikisi yürüdü. Biz tabi burada arkadaşlar bir manasını alıyoruz. Yani yürüdü manasını alıyoruz. Cümle içerisinde bu farklı manaya gelebilir seyretti, izledi, efendim senin ayrıldı, gitti manalarını gelebilir. O cümle içerisinde ki o e, manaya bakacağız. Biz burada herhangi bir manası, en çok kullanılan yürüme manası onu aldık. Hüm saru onlar yürüdüler, o erkekler yürüdüler. Hiye sarat o bayan yürüdü. Fail tahtında müstetir hiyedir. Eğer z açık zahir bir isim gelmezse kendisine sonra sarat Et talibetü. Kız öğrenci yürüdü. Dediğim zaman orada fail açıkça nedir? Talibedir. Ama Sa'rat'tan sonra e, Sa'rat alet tarik yolda yürüdü. Dediğim zaman açık zahir bir isim gelmediği için arkadaşlar buradaki fail tahtında hiye zamiridir demem gerekiyor. Hüma Sa'rata. O ikisi yürüdü. Hünne sirne. Evet. Hünne sirne. Peki burada da sirneye dönüşüyor. Bunun aslı nedir arkadaşlar? Seyerne. Se ne? Evet. Seyerne. Arkadaşlar buradaki Y harfi, illet harfi müteharrik. Yine bunu da hasfettik. Y'den önceki harfin harekesi feta olduğu için normalde normal iler kaydısı gereği Y'yi elife kalbetmemiz gerekiyor. Tıpkı aradaki gibi yani seyera değil mi aslı seyera. Ne yaptık? İllet harfi müteharrik. Önceki harfin harekesi feta olduğu için elife kalbettik. Sara oldu. Burada da aynı kuralı uygulamamız gerekiyor. Ancak uyguladığımız zaman bakıyoruz ki iki tane sakin hem cezimli ra hem Elif iki sakin bir araya geldiği için iki sakinin bir araya içtima etmesi zıttır arkadaşlar. Olmaz. Dolayısıyla asli harflerinden buradaki y'yi hasf göre, ra harfini, ra'yı hasf göre arkadaşlar ne yapıyorum? Buradaki elifi hasfediyorum. Peki bu elif aslında Y harfi değil mi? Y harfi. Y de bu fiilin aslı harflerinden birisi. E, dolayısıyla giden Y'ye delalet etsin diye de arkadaşlar Y'den önceki harfin harekesini esre. Ne yapıyorum? Esreliyorum arkadaşlar. Y'den önceki harfin harekesini esreliyorum. Sirne oluyor. Evet. Hünne sirne. Hünne sirne o bayanlar. Bundan sonra zaten değişen tek şey arkadaşlar sondaki şu zamirdir. Gördüğünüz gibi nunun nisvi olan nun her zaman fiilde bulunur. O bayanlar yürüdüler dediğin zaman buradaki fiilin faili nundur. Zaten dediğim gibi fail açık isim gelse burada sirne diyemeyiz. Ne olur? Sarat olur. Yani e, sarat, yürüdüler el Müslümat, bayan Müslümanlar yürüdüler ama asla sirne el müslümat diyemem. Ve sirne yürüdüler. Heh, ondan sonra açık zahibi isim gelmediği için sirne diyebilirim ve fiilin faili doğunun disdir arkadaşlar. Geldik muhataplara. Ente sirte sen yürüdün. Entuma tuması masir. ikini yürüdünüz. Entum sirtum, siz erkekler yürüdünüz. Enti sirti, sen bayan yürüdün. Entüma sirtüma, siz ikiniz yürüdünüz. Entünne ne siz bayanlar yürüdünüz. Arkadaşlar bunlar bütün çekimlerde aynıdır. Yani e, gayb, gaybe, muhatap, muhataba işte. Müf, her birinde müfret, tesniye, cemi. Bir müzekkeli var, bir mühendisi var. Entünne sirtüne, ele tü, ben yürüdüm. Ben yürüdüm, fa'il tü, Nahnu sirna, biz yürüdük, fa'il na zamiridir burada arkadaşlar. Evet sara sara saru sarat sarata sirne sirte sirtuma sirtum sirti sirtuma sirtunne sirtu sirna gördüğünüz üzere <laughs> arkadaşlar şu e, sirneden sonra yani cemi müennes gaybe sığgasından sonra bakın hepsi sir. Sirler hiç değişmiyor arkadaşlar. Değişen tek şey sondaki zamirlerdir. E, ve bu arkadaşlar fiilde e, mazi sığgasını arkadaşlar müstetir zamir sadece iki yerde var. Müzari de öyle değil. Müzari de mesela ele zamirinin olduğu ve nahnu zamirinin olduğu yerde de müstetir gelecek. Ancak burada mazi sadece hüve ve hiye zamirinin olduğu yerde eğer zahir açık bir isim gelmezse fiil tahtında burada hüve sarat tahtında hiyedir, müstedir. Diğerlerinde zaten kırmızıyla var gösterdiğim harfler o fiillerin failidir. Arkadaşlar ecve fiil çekimleri böyle. Bir de üçüncü baptan geliyor. Burada biraz farklılık var. Üçüncü baptan. Ha fe ya ha Bak gördüğünüz üzere her ikisi de elif geliyor. Hani ee, ecve fiili ne dedik? Biri mazide elif, müzaride vav dedik değil mi? kane yekûnü veya mazide elif, müzaride ye. Aşe ye'iş. Ama burada her ikisinde de elif geliyor. Havve <laughs> fe Aslı bu. Havve fe yahve fuh. Evet. Havfen. <laughs> Havfen. Korkmak, endişelenmek, ürpermek anlamında. Buna bakalım. Hüve hafe. O erkek korktu. O korktu. Hüme hafe. O ikisi korktu. Hüm hafu. Onlar korktular. Hiye hafet. O bayan korktu. Hiye hafet. O bayan korktu. Hüme hafeta. O ikisi korktu. Hünne hifne. Evet. Hünne hifne. İşin değiştiği yer burası arkadaşlar. Şimdi khafe buranın aslı nedir arkadaşlar? khawafne. khawafne. Ha Aslında yine aynı kural, tek bir fark var arkadaşlar. Buradaki vav hafi illet harfi müteharrik bunu hasf ettik arkadaşlar. Burada normalde evet kha'nın ee, harekesi arkadaşlar üstün olduğu için elife kalbetmemiz lazım. Ama iki tane sakin olduğu için buradaki elifi hasp ediyoruz. Şimdi normal arkadaşlar hani kâne yekûnü de ne dememiz lazımdı? E, asli harflerine illet harfi vav olduğu için bunu hayı ötre ile harekelememiz lazımdı. Değil mi? ben şimdi bu hâvefe, hâyefe değil. Hayef olsa hayfen olur o zaman. Yani mastarı ye ile gelir. Seyran'da geldiği gibi. Ükâne yekunu kavnen. Ama burada işte e, esre geliyor arkadaşlar. Bunun da sebebi e, üçüncü babdan olduğu için. Yani her ikisinde de elifli geldiği için arkadaşlar. Burada e, ne yapıyoruz? E, esre ile getiriyoruz. Hıfne. Yani burada khufne demeyeceğiz. Hifne. üçüncü baptan geldiği için böyle bir ayrıcalık böyle bir e, özelliği oluyor arkadaşlar sıfne hünne sıfne o bayanlar korktular ente hifte. sen korktun entuma sıftüma siz ikiniz korktunuz evet entum evet hufte huftuma, huftum değil de hifte arkadaşlar hanın harekesi esreyle sizler korktunuz. Ente hifti sen korktun. Entuma hiftuma siz korktunuz. Entunne hiftunne siz bayanlar korktunuz. Ene hiftu ben korktum. Nahnu hifna biz korktuk. Buradaki failimiz na. Evet üçüncü babdan geldiği için sadece orada arkadaşlar böyle bir e, durum söz konusu olmaktadır. Peki bunu herhalde tablosunu unutmuşuz koymaya. Çekimini yapalım arkadaşlar. Khafe, khafe, khafu, khafet, khafata, khifne. Khiftu, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftuna, khiftu, khifna. Evet. Mesela Rame yerumu. Bakın buradaki ecvefi ile arkadaşlar e, ecvefi vavi. Rame yerumu. Tabe yetumu. Tevbeten. Tövbe etmek. Sale yasulu. Faze yefuzu. Hale yahulu. Burada da arkadaşlar siyahlı olan ecvefi ya'i. Ca'e yeci'u. Şa'e yeşi'u. A beşe demiş. Yanlış. A olacak arkadaşlar. aşe şe şu. Evet bu B yok. Ece Aşe ya Aşe Sale yesilu. Hale yahinu. Khafe ya khafu. Kade ya ye Nale yenalu. Name yenamu. Örneğin mesela nale yenalu arkadaşlar. Çekimini yapacak olursak nale, nale, nalu, nail oldu, kazandı anlamında. Nalu, nail oldunuz. Nalet, naleta, nilne. işte burada e, Nilne diyoruz arkadaşlar. Üçüncü baptan geldiği için Nil'ne, Nil'te, Nil'tuma, Nil'tum, Nil'ti, Nil'tuma, Nil'tunne, Nil'tun, Nil'na. Nâme yenâmu, nâme, Name, Namu, nâmet, Nameta. İşte bakın nümne diyemiyoruz. Name, nimne, nimne. Üçüncü baptan geldiği için her ikisinde de elif geldiği için arkadaşlar orada hünne zamirinde nunu esreyle harika. Nimne. Nimte uyudun. Nimtüma siz ikiniz uyudunuz. Nimtüm sizler uyudunuz. Nimti sen uyudun bayan. Nimtüma nimtü. Nimtü ben uyudum. nimtu ems dün, dün uyudum. Mübekkiran erkenden uyudum. Nimna biz uyuduk. Bu şekilde arkadaşlar gelmektedir. Peki dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fiillerin muzari çekimini bir sonraki videoda anlatacağız. Yani bu tabii ki detaylı anlatım anlatım olarak video. Bir de bunun slide şeklinde yani böyle eğer e, uzun geliyorsa videoyu dinlemek slide olarak da videosunu paylaşacağım. İnşallah videomuzu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Sürçülisan eylediysek affola. Elimizden geldiği kadar bildiklerimizi sizlere arkadaşlar ifade etmeye, anlatmaya çalıştık. Cenab-ı Hak azmimizi, anlayışımızı, fehmimizi ziyadeleştirsin diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın.